Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu Lefke Yıldızı programına hoş geldiniz. Üniversitemiz ve bölgemizle ilgili geçtiğimiz haftanın olaylarından derlediklerimiz ve kültürel sanatsal etkinlik duyurularımızla karşınızdayız. Tüm insanlar için yeni yılın güzel umutlar, yeni başarılar, güzel kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. 2014 yılında tüm öğrencilere sağlık, afiyet ve başarılar dilerim. Herkesin, bütün öğrencilerimizin, arkadaşlarımın, hocaların, herkesin yeni yılını kutluyorum ve yeni yılın herkese güzellikler getirmesini diliyorum. 2014'ün hepimize sağlık, mutluluk, bol para ve başarı getirmesini diliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. 2013 yılımız iyi geçti diye düşünüyorum. İnşallah 2014 yılımız 2013 yılından daha da iyi geçecek diye düşünüyorum. Sağlıklı, başarılı bir yeni yıl diliyorum. 2014 inşallah hepimize mutluluk, huzur, sağlık, iyi bir yıl olur. 2014 yılının herkese kutlu, hayırlı, başarılı olmasını diliyorum. Yeni yılda tüm çocukların sağlıklı ve mutlu olmasını diliyorum ilk olarak. Ve çocuk haklarına saygılı bir toplumda yaşamalarını istiyorum. Mirabo Köprüsü'nün altından sen akıyor. Ya bizim aşklarımız, hatırlamak zorunda mıyım durup dururken, gecenin ardından gündüzün geldiğini. Çal sevgili saat, gel sevgili gece, ben kalıyorum, yıllar geçiyor sessizce. Lavi ailesine mensup olarak tüm hocalarımın, öğrencilerim yeni yılını kutluyorum. Lev TV'nin düzenlemiş olduğu diksiyon ve etkili konuşma konulu atölye çalışması için TRT spikeri Fikret Alan üniversitemizdeydi. 2 gün boyunca ve 4 oturum şeklinde gerçekleşen etkinliğin 1. bölümü şimdi ekranlarınıza geliyor. Etkinliğimizi başlatmak üzere Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Merhaba. Sevgili dostlar, öncelikle merhaba. İzmir'den Kıbrıs'a gelmenin, tekrar gelmenin heyecanını yaşıyorum. İlk defa 1976 yılında Kıbrıs'a gelmiştim. Ondan sonra çeşitli nedenlerle, çeşitli seferler yeniden Kıbrıs'ta olmanın hazzını tattım. Bu yüzden bir kez daha sizlerle birlikte olmanın büyük bir kıvancı içindeyim. Hoş bulduk, hoş buluştuk. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikle etkili, güzel ve doğru konuşma konusunda bana böyle bir teklifle yaklaşmanız beni son derece mutlu etti. Çünkü Kıbrıs'ta çok öteden beri tanıdığım için Kıbrıs'ı, birçoğunuz dünyada değildiniz herhalde benim ilk kez Kıbrıs'a gelişimde. Kıbrıs'ın kendine özgü bir Türkçe kullanımı, kendine özgü bir şivesi, kendine özgü ünlüleri garip bir şekilde uzatması, bazı ünlüleri değiştirmesi, bazı ünsüzleri tamamıyla yutması gibi çok hoş, kulağa oldukça ilk önce garip gelen ama ardından da çok tatlı ve hoş gelen ve insanı çok böyle tebessümlerle dinleten bir Türkçesi vardır. Ama etkili, güzel ve doğru konuşma için zamanında bizlere İstanbul Türkçesi örnek gösterilirdi. Sonra yavaş yavaş İstanbul'da kullanılan Türkçenin de Türkçenin doğru, etkili ve güzel kullanımına aykırı düşen bazı ses değişimlerinin olduğunu fark ettik. Bu yüzden Türk Dil Kurumu'nun ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yoğun çalışmaları, şimdi aramızda olmayan ve her dem saygıyla ve rahmetle andığımız Nusret Şenbay'ın
olağanüstü çalışmaları sonrasında ilk önce Ankara Devlet Konservatuvarı'nın TRT spikerlerini eğitmesi ve yetiştirmesi, ardından TRT spikerlerinin doğru, etkili ve güzel bir Türkçe ile hitap etme alışkanlığı bize Türkçenin ne olduğu, nasıl olduğu ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda çok açık örneklerle, çok güzel örneklerle bilgiler aktarmıştır. Bu yüzden diksiyon diye adlandırdığımız güzel ve etkili konuşma, topluluk içinde söz söyleme sanatı deyince aklımıza gelecek olan ilk unsur, kurallarına uygun, akıcı ve etkileyici bir konuşmaya sahip olmamız gerektiği. Etkileyici bir şekilde konuşmaya sahip olabilmemiz için ise kendimizi etkili bir şekilde ifade etme özelliğine sahip olmamız gerekiyor her şeyden önce. Tabii ki bütün bunların nasıl olması gerektiği, nerelerin ne şekilde değerlendirilmesi ve kullanılması gerektiği konusunda ilerleyen dakikalarda sizlerle birlikte oturacağız, konuşacağız. Eğer katılacak olursanız beni son derece mutlu edersiniz, tartışacağız. Ve bu tartışmaların olmasını yürekten arzu ediyorum. Bir kez Kıbrıs'ta olmanın büyük bir hazzı içerisindeyim. Özellikle çoğunuz tabii ki Kıbrıs dışından, Anadolu'dan gelen sevgili kardeşlerimizsiniz, dostlarımızsınız. Bunun birinci içerisindeyim. Ama Kıbrıs'ta yaşarken insan biraz da Kıbrıslılaşır. Kıbrıslı olmanın en güzel örneklerinden, özelliklerinden bir tanesi de benim yıllardır gördüğüm, gördükçe de çok hoşlandığım özelliklerinden bir tanesi de insanların çok rahat kendilerini ifade etmeleri, çok sıcak kanlı olmaları, çok açık olmaları ve hatta Kıbrıs içerisinde eski Kıbrıslılarla sohbet ederken Anadolu'da günlük konuşma tarzında zaman zaman argo olarak nitelediğimiz sözcüklerin çok içtenlikle, çok iltifatmış gibi ya da günlük konuşmanın çok doğal bir parçasıymış gibi kullanılması benim çok hoşuma gelmiştir. Bu yüzden sizlerin de tartışmaya aynı içtenlikle, aynı sevecenlikle, aynı merakla, aynı sorularla katılacağınızdan eminim diye düşünüyorum. Beni de yanıltmayacağınıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Topluluk önünde konuşurken her şeyden önemlisi önce heyecanın bastırılması. Ama belirli bir heyecanın da yaşanması gerektiğine inanıyorum ben sevgili dostlar. O heyecan ki bizi kontrol eder. O heyecan ki konumuza daha dikkatlice eğilmemizi, çok daha dikkatli olmamızı sağlar. Ve de göstermiş olduğumuz özenin vazgeçilmez bir parçasıdır adeta. Ses bilimi açısından bazı seslerin doğru ve yerinde çıkarılması son derece önemli. Sesin etkili bir biçimde kullanılabilmesi son derece önemli ve tabii bu arada vücut dilimizi değerlendirmek de son derece önemli. Topluluk önünde konuşurken zaman zaman çoğumuzun şikayet ettiği unsurlardan bir tanesidir. Öylesine heyecanlanırız ya da anlatacağımız bizim için o kadar önemlidir ki soluk denetimimizi birdenbire hiç olmayacak bir yerde yitiriveririz. Bu çok önemli. Çünkü bütün vurgularımızı solukla yaparız. Soluk denetimidir bizim kullanmak istediğimiz cümlede doğru hecelere ya da o tümce içerisinde doğru sözcüklere o vurguyu yapabilmemizi sağlayan tek unsur soluktur ve soluk denetimi bizim doğru tonlama yapabilmemizin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Sesin etkili bir biçimde kullanılması belirli bir ses eğitimini beraberinde getirse de ses eğitimi çok uzun bir zamanımızı alacağı için bu konuda eğer sesinizin belirli oranlarda eğitilmesine gereksinim duyuyorsanız ki içinizde birçok arkadaşımız bu gereksinimi
duyuyordur veyahut da duymayanlar ya da az bir eğitimi gereksinim olarak duyacak olan arkadaşlarımız da benim de eğitime gereksinimim var, benim de sesimin eğitilmesi gerekiyor falan diye düşünüyor olabilirler. Bunların hiçbir sakıncası yok ama ses eğitimi almak isteyen arkadaşlarımızın hiçbir şekilde çekinmeden alabilecekleri en doğru yer ve doğru kişilerden ses eğitimi almalarında büyük yarar olduğu kanaatindeyim. Doğru yer ve doğru kişileri ben özellikle Anadolu'da büyük kentlerimiz için kullanıyor ve değerlendiriyorum. Çünkü son zamanlarda gördüğüm kadarıyla hemen hemen herkes, özellikle Anadolu'da büyük kentlerde herkesin bir şekilde bir yerlerden bir kazanç edinme çabasının baş gösterdiği, özellikle son yılların ekonomik uygulamaları sonrasında birçok arkadaşın ben de ses eğitimi veriyorum, ben de konuşma eğitimi veriyorum şeklinde ortaya çıktığına tanık olmaya başladık. Bu özel bir konu ama burası için böyle bir şeyin söz konusu olmadığını düşünüyorum. Çünkü burada belirli bir ses eğitimi, belirli bir konuşma eğitimi için sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız yine Türkiye'den, Anadolu'dan yararlanıyorlar. Ve kimlerden, ne şekilde, ne oranda yararlanacaklarının da son derece bilgisi ve bilinci içindeler. O yüzden onları da tebrik ediyorum. Ünlülerin doğru biçimde kullanılması ve yumuşak G uygulaması. Not almak isteyen arkadaşlarım burayı eğer not alacak olurlarsa sevinirim. Çünkü yumuşak G'nin kullanılması son derece önemlidir. Kullanılması diyorum, nasıl kullanıldığı önemlidir. Oysa ki yumuşak G dilimizde asla ve asla kullanılmayan bir ünsüzdür. Yumuşak G sadece ve sadece yumuşak bir damak ünlüsü. Ünsüzü olarak değerlendirilmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün alfabeyi oluştururken özellikle tercih ettiği seslerden bir tanesi. Ama kendisinin yaratımı falan değil, önerimi değil. Her şeyden önce yumuşak G'yi şöyle not alacak olursak sevinirim. Biliyorsunuz ki alfabenin 9. harfi kendisi, yumuşak bir damak ünsüzü. Ses değeri yok. Diğer sesler arasında, ünlüler arasında bazı ünlülerin çoğalmasına, bazı ünlülerin de azalmasına yol açar. İki ünlü arasında oluştuğunda, birinci ünlünün, kendinden önce gelen ünlünün yarım ses uzamasını sağlar. Bazı sözcüklerde ise yumuşak G değişir. Yerini söyleniş tarzında başka bir ünsüze bırakır. Birkaç örnek sadece not almak isteyen sevgili dostlarıma. Okunuş ya da söyleniş biçimi. Buradaki iki nokta sevgili dostlar, kendinden önce gelen, iki noktadan önce gelen ünlünün yarım ses uzatılacağı anlamında. Lütfen o şekilde not alacak olursanız
sevinirim. Yumuşak Y'ye neden bu kadar çok önem veriyorum? Zaman zaman bizler de gördük onu. Öğretmenimiz ilkokuldayken, belirli bir metni okurken ya da belirli bir şiiri okurken, işte ağıt dememizi ısrarla isterdi. Çünkü evladım, o ağıt, bak nasıl yazıyor, neden ağıt diyorsun? Ama çocuk ağladığı zaman da, aman evladım ağlama, neden ağlıyorsun derdi kendisi. Hangisi doğru? Sevgili öğretmenim acaba bize doğru mu öğretiyordu? Türkçemiz sevgili dostlar, bize ilkokullarda öğretildiği gibi, yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dil değildir. Türkçemiz özellikle büyük ölçüde yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dildir. Bunu bu şekilde kabul etmemizde büyük yarar var. Çünkü Türkçemizde birçok sözcükler okunduğu gibi yazılmaz, yazıldığı gibi de okunmaz. Bu Türkçemizin doğru kullanımı, doğru seslendirilmesi, yani doğru konuşmamızın en güzel anlatımlarından bir tanesidir. Köy enstitülerinin olduğu dönemlerde benim zaman zaman konuşmacı olarak çağrıldığım köy enstitülerinin eski mezunları ve uzun süre öğretmenlik yapmış olan sevgili dostlarımız, işlerinden bazıları çok ünlü şairler, çok ünlü yazarlar, bana zaman zaman itiraz etmişlerdir. Ama Fikret Bey demişlerdir. Sonra dinlemişler. Benim kendilerine yaptığım açıklamaları büyük bir özenle dinleyip, kendi aralarında küçük fısıltılarla tartıştıktan sonra, evet Fikret Bey, bize de böyle öğretildi. Ama ne yazık ki 1950'lerden sonra, köy enstitülerinin kapanmasından sonra, öyle dönemler geçirdik ve eğitim sistemimizde öyle değişimler yaşadık ki halen yaşamaktayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs'ta öğrenim görmeniz sizin çok büyük şanslarınızdan bir tanesi. Bunu Anadolu'da dönem arkadaşlarınızla konuştuğunuzda, tartıştığınızda, onların almış oldukları eğitim sistemiyle sizin almış olduğunuz eğitim sistemi arasındaki farkları gördükten sonra çok daha rahatlıkla karar vereceksinizdir. Burada gerçekten son derece şanslısınız. Çünkü Anadolu'da 1950'den bu yana eğitim sistemimizde önemli özelliklerde değişimler söz konusu. Yumuşak Y'yi anlatırken bazı küçük açıklamalarda bulunmak gereksinimini hissettim. Çünkü bu açıklamaları yapmak zorundaydım. Sevgili dostlar, o dönemlerde yumuşak G'lerin okunmaması, kendinden önce gelen ünlünün yarım ses uzatılması, zaman zaman kendisinden sonra eğer bir ünsüz geliyorsa o ünsüzün kullanılması ama yumuşak Y'nin hiçbir şekilde kullanılmaması, bazı şimdi yazacağım, belirteceğim bazı sözcüklerde de yumuşak Y'nin yerine başka sözcüklerin, Y ve B gibi sözcüklerinin tercih edilmesi, bizim Türkçemizi doğru ve etkileyici bir biçimde kullanmamızın en önemli özelliklerinden bir tanesidir. En önemli göstergelerinden bir tanesidir. Şuradaki A varla yok arasındadır arkadaşlar. Ağaç. Ağaç dendiğini duydunuz mu?
şimdiye kadar. Yumuşak Y'yi çok dikkatle kullandığımız takdirde ya da yumuşak G'ye çok dikkat ettiğimiz takdirde nerelerde kullanılmaması gerektiğini çok iyi bildiğimiz takdirde konuşmamız çok daha etkileyici olacaktır. Ve etkileyici olmasından öte en azından doğru olacaktır. Bunu hiçbir zaman için unutmayalım. Hangi hallerde Y'ye dönüşür? Hemen belirtmek istiyorum, hoşgörünüze sığınarak. Ben burada böyle bir konuda konuşma teklifi aldığımda bir gösteri hazırlamayı düşündüm. Ama bu bir saatlik bir tartışma, bir sohbet. Hemen ardından yine bir saatlik bir tartışma, yine bir sohbet. Ertesi günde birlikte yapabileceğimiz bir sohbet şeklinde olacağı için ve böylesi diksiyon, artikülasyon, entonasyon diye adlandırılan doğru boğumlama, doğru seslendirme, doğru konuşma konusunda çok geniş kapsamlı olan Türkçemizin değerlendirmesini bu şekilde birer saatlik bir konferans veyahut da birer saatlik bir sohbet toplantısında özetlemenin çok doğru olmadığına inandım. Sizin de hoşgörünüze sığınarak ancak bu yöntemle anlatmayı uygun gördüm. Galiba bir sakıncası var mı sizin için? Çok teşekkür ediyorum. Yazım için hoş görün lütfen. Sevgili dostlar, bakmak. A ekini aldığımızda bakma. Yazılış doğru değil mi sizce? Evet, Türkçenin kurallarına uygun. Yani peçete K'yı düşünüyorum şu an. Sanki böyle olmaması gerekir gibi hissediyorum. Türkçede yazılımı doğru. Ama onu da tartışalım. Görüşlerinizi almak istiyorum. Hocam bakma olması sadece yor eklinde var diye biliyorum. Teşekkür ederim. Bakma yor diye bakmıyor çünkü. Hı hı. Yazılmasıyla ve okunmasıyla çok doğru geldi. İtirazı olan, lütfen sizi dinliyorum. Söyleniş biçimi açısından Y'ye dönüşmesi doğru. Ama burada tartıştığımız konu A ve I. Teşekkür ederim. Yazarken bakmaya, okurken bakmaya. Çünkü Y sesi kendinden önce gelen ünlüyü daraltır. Okurken ve konuşurken. Şimdi bizim sohbet konumuz konuşma eğitimi. Az önce sohbetin başında belirttiğim gibi Türkçe büyük oranda yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dildir. Türkçenin de kendine özgü bir okunma ve bir söyleyiş biçimi vardır.
güzel ve etkileyici konuşma zaten o söyleyiş biçiminin doğruluğundan kaynaklanır. Görmeye. Y'ye dönüşür. Y'ye dönüştüğü noktada önce kendinden önce gelen ünlüyü daraltır. Yani bundan böyle söyleyeceğimiz şekliyle görmeye. Siz bir arkadaşınızı görmeye mi gidersiniz? Görmeye mi gidersiniz? Görmeye mi gidersiniz? Günlük konuşma tarzının da hangisini kullanırsınız? Görmeye, değil mi? Bütün bunlar zaten sizin bildiğiniz ya da uyguladığınız söyleyiş biçimleri. Ama bütün bunları kurallarına uygun olarak bütün olması gereken sözcüklerde doğru değişimlerle kullanabilecek olursak konuşmamız son derece etkileyici, doğru ve güzel olacaktır. Bakın mesela olacaktır diyorum. Yazılışı nasıl? Çok teşekkür ediyorum. Düşünmek. Düşünmeye mi, düşünmeye mi? İkinci kelimeyi okumayınız lütfen. Onu ayrıca tartışacağız, konuşacağız. Evet. Bravo. Bundan böyle gündelik hayatınızda eğer düşünmeye değil de düşünmeye başladınız derseniz arkadaşınıza çok daha doğru kullanmış olacaksınız o kelimeyi. İkisini farklı bir şekilde kullanır mısınız lütfen? Şimdi arkadaşınıza söyleyin. Ha şimdi doğru başladınız. Doğru düşünme kelimesini kullanıyorsunuz. Lütfen kullanınız. Bir de yazıldığı gibi düşünmeye başladım. İkisini arka arkaya kullanır mısınız iki cümleyi? Düşünmeye başladım. Hangisi doğru arkadaşlar? Hangisi size kulağınıza daha doğru, daha etkileyici ve daha güzel geldi? Düşünmeye, değil mi? Düşünmeye mi? Düşünmeye mi? Ama düşünmeyi konuşuyorsak, düşünmeyi konuşuyoruz diyemeyiz. Çünkü inci burada da yumuşak G aslında var. Yumuşak G, Y'ye dönüşmüştür. Fakat sözcük değişmiştir. Düşünmeyi konuşuruz, düşünmeyi konuşmayız. Aradaki farkı yakalayabildik mi? Düşünmeye başlarız. Yazılışı düşünmeye başlamaktır. Bu arada sevgili dostlar, artık Anadolu'da, Türkçemizde yavaş yavaş konuşulduğu gibi yazılmaya başlanmıştır. Dikkat ederseniz yazılmaya demiyorum. Ama son zamanlarda bazı yazarlar, bazı eğitim bilimciler düşünmeye, yani buradaki E'yi İ'ye dönüştürerek yazmaya başladılar. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sadece sizin aranızda bir tartışma konusu olabilir. Biz şimdi doğru konuşmayı tartıştığımız için özellikle söyleniş biçimine dikkat çekiyorum.
Az önce sözünü ettiğim tümce ayrıca tartışılacak, Türkçenin değiştirilmesi konusunda ayrıca tartışılacak bir tartışma konusudur ki o farklı, şimdi bizim konumuzun dışında. Düşünmeye. Okunuşu düşünmeye. Düşünmeyi ise düşünmeyi, yani ye önce gelen, kendinden önce gelen sesi mutlaka daraltacaktır, inceltecektir, küçültecektir diye bir kural söz konusu değil. Çünkü arkasında gelen ses de daraltılmış bir sestir. O zaman biz hem önünde hem arkasında daraltılmış ses kullanamayacağımız için düşünmeyi diyemeyiz. Düşünmeyi demek durumundayız. Yine Y'ye dönüşen bir başka kural. Yumuşak Y'yi çok özenle not alacak ve bunu özenle uygulayacak olursanız sevinirim. Konuşmanız gerçekten değişecektir sevgili dostlar. Değiştiğini fark edeceksiniz. Ne kadar çok değil mi? Evet. Çok doğrusunuz. Bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Eğlencenin nasıl okunması ya da nasıl söylenmesi gerektiği konusunda. Yani yüksek sesli bir arkadaşımız, bir arkadaşımız, evet buyurun. Bravo. Pekala bu. Siz söyler misiniz lütfen? Lütfen yüksek sesle. Ben sadece T duyuyorum. Farklı bir şey duyan var mı arkadaşlar? Kıbrıslısınız herhalde. Değil mi? Teyel. Şu T, bu da L. Yumuşak Y'ye biraz vaktimizi alacak ama son derece önemli. Daha sonra Türkçenin doğru kullanımı konusunda farklı anlatımlara geçeceğiz sevgili dostlar. Gayet tabii. Az önce TL yazdınız ya. Yumuşak Y'yi daraltmış olmadı mı? O zaman TL diye okumamız farklı kullanış tarzlarını veriyorum. İlk söylediğim kural genelde geçen kural.
genel geçerli kural. Şimdiki ise E ve A arasında olduğunda Y sesine dönüştüğü halleri veriyorum. Eğilmek. Ehilmek der miyiz? Y'ye dönüştüğü haller. Karıştırılmaması gereken yumuşak Y'de çift anlamlı sözcükler de söz konusu. Anlamları ve yazılışları farklı bazı sözcüklerin söyleniş özelliklerini birbiriyle karıştırmamamız gerekiyor. Bunlar için verdiğim şu örnek. Gün ortasından söz ediyoruz. Öğle. 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 Eğer burada Y'ye dönüştürecek olursak ne olur? Öyle mi, böyle mi? Değil mi? O halde burada ne yapmamız gerekiyor? Hayır. Yumuşak Y hiçbir zaman için olduğu gibi okunmaz. Hiçbir halde yumuşak Y okunmaz arkadaşlar. Ben başka ünsüz seslere dönüşümünü ya da okunmaması gerektiği halleri okunmadığı zaman da önceki gelen ünlünün yarım ses uzatılması gerektiği halleri anlatmaya çalışıyorum sizlere. Hiçbir halde yumuşak G'yi okumayınız. Yumuşak G'yi kullanmayınız. Söylemeyiniz. Yumuşak G'yi nasıl söylersiniz ki? Bana burada yumuşak Y'yi okuyarak şu kelimeyi okur musunuz lütfen sevgili dostum? Öyle. Öyle. Ama hocam gerçekten zorlamamı istediniz. Çünkü taraftan düşünüyor ki hani öyle sarhoş olsam ki de gün ortasında sarhoş olsam ki falan. Öyle sarhoş olsam ki. Değil mi? Evet. Öyle sarhoş olsam ki. Devam. Eğer şayet anlamında kullanıyorsak. Peki başka bir kelimeye dönüşümü ne olabilir? Eğer değil mi? Eğer'in anlamı ne? Atlarda ya da eşeklerde kullandığımız sırt binecek insan ya da eşya taşıyacak araç belge. Çiğ, pişmemiş. Bu yemek veyahut da bu gıda çiğ daha der miyiz? Çiğ. Pekala, zaman zaman çığla karıştırmayalım lütfen. Su damlası, şebnem. Çiğ. Çiğ. Ye ile. Çiğ. Yazım için hoşgörünüze sığınıyorum lütfen. Öğün. Bakın bir de burada yumuşak G'den sonra Ü sesi de var. Okunuşu. Şu iki nokta kendinden önce gelen ünlünün yarım ses uzatılması anlamına geliyor sevgili dostlar. Yemek vakti. Burada Y'ye dönüşmüyor. V'ye dönüştüğünü düşünelim. Çünkü yumuşak Y bazı hallerde de V'ye dönüşür. Onun da örneklerini vereceğim. Övün olduğunda övünmek. Yani eski Türkçe'de iftihar etmek Arapçadan gelen sözcükle.
Bunlar da karıştırmamamız gerekiyor. Yumuşak yayı. Yumuşak yayının üzerinde biraz fazla duruyorum. Geçeceğim diğer konularıma ve söyleyiş özelliklerine. Onun için hoşgörünüze sığınıyorum. Gelelim şimdi V'ye dönüştüğü hallere. Bunları not alacak olursanız ve bundan böyle konuşmanızda yumuşak yayı hiçbir şekilde kullanmayacak olursanız ve de yumuşak Y'nin hangi hallerde Y ya da V'ye dönüşeceğine çok dikkat edecek olursanız, inanınız ki konuşmanızda daha etkileyici, daha doğru kullanımcı ve daha güzel konuşucu olacaksınız. Fazla değildir bu sözcükler. Üç tane de değil ama zannedersen Türkçe'de kullandığımız V'ye dönüşen sözcük sayısı 5-6'yı geçmez. Benim örnek olarak verebileceğim ilk aklıma gelenler bunlar. Ne olarak kullanırız arkadaşlar burada? Bravo. Tekrar ediniz. Olmak. Evet. Olmak, ovalamak. V'ye dönüşür. Argo'da sövmek. Sövmektir. Yazılış hali sövmektir. Onu yazmamışım. Belki de hoş olmayan bir sözcük olduğu içindendir. Kusura bakmayın. Bu hallerde de V'ye dönüşür yumuşak Y. Yumuşak Y'yi bundan böyle bu şekilde kullanacak olursak, inanınız ki konuşmanız çok daha değişecektir. Çok daha ne olacaktır? Değişecektir. Ne olacaktır? Değişecek, değişecek, değişecek. Yumuşak G orada var ama yok. Harikasınız, harikasınız. Buyurun. Oymaktır o, o Y ile. Orada yumuşak G yok, yumuşak G'nin dönüşmesi yok. O sözcük olduğu gibi, yazıldığı gibidir. Y iledir. Başlı başına. Burada Y asla ve asla yumuşak G'den dönüşmemiştir. Kelimenin aslında zaten var olan bir harftir. Oymak. Çadır anlamında. Çadır ya da grup anlamında. Yumuşak yemize bu şekilde dikkat ettikten sonra gayet tabii buyurun lütfen. Hı hı. Evet. Kimden duydunuz? Kimden duyduğunuzu söylediniz az önce? Az önce kimden duyduğunuzu söylediniz? Anneannemden. Babaannemden. Anneannemden. Babaannemden. Oraya da geleceğiz. Kimden duymuş? Anneannesinden duymuş değil mi? Babaannesinden duymuş değil mi? Pekala, siz bana V kullanmadan o gıda maddesini,
maddesinin adını söyleyebilir misiniz? Soğan. Soğan. Yani siz daha önceki kurala uyduruyorsunuz. Yumuşak y'nin düşüp o sesinin yarım ses uzatılması. İşte burada bu kelime asla ve asla tek kendinden önce gelen, yumuşak y'den önce gelen ünlünün yarım ses uzatılması kuralına uygun değil. Doğru söylenişi bunun V'ye dönüşmesi. Her ikisinin de kalın ünlülerden oluşması. Ama Türkçe'de doğru kullanımı bunun V'ye dönüşmesi. Soğan. Bakkala gidince soğan almazsınız. Bakınız. Bunu kullanın. Her ikisi de açık ünlü. Söğen mi dersiniz? Aynı kural. Söğen değil mi bu? Sövmek. Küfretmek. Bu da güzel bir soru. Sövmektir. Buyurun. Söğen. Sövmek. Okunuşu, söyleniş biçimi sövmek. Buyurun. İstisnalar var mı? Mesela düğün kelimesi düğün olarak mı söylenecek? Hayır, düğün. Her ikisi de zaten ü. Az önceki kuralını vermiştim. Her ikisi de aynı ses. Övünde olduğu gibi. Övün. Övünmek gibi. Yumuşak y'ye bu şekilde dikkat edecek olursak sevgili arkadaşlar, çok önemli. Gördüğünüz gibi sizin aranızda da tartışma yaratıyor. Yumuşak y'nin doğru kullanımı, doğru seslere dönüşümü konuşmamızı son derece etkileyici ve düzgün bir şekilde değiştirecektir. Ve bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizde, Kıbrıs'ımızda son derece önemli. Onun için yumuşak y'nin üzerinde ayrıcalıklı olarak özellikle durdum. Bu kurallara dikkat edelim yeter. Buyurun. Verecek, bir şey demeyecek. Nerelisiniz? Şanlıurfa. Bakkal amcaya Şanlıurfa'da gidip de eğer siz soğan veyahut da soğan demezseniz, soğan derseniz, o sizi şaşırmış da olsa, konuşmanızın yavaş yavaş değişmeye başladığını, ulan ne diyorsun oğlum falan filan demeye başlasa, diyamma yavan adamsın herif dese, siz tebessümle ona yine soğan diyeceksiniz. Çünkü Türkçeyi doğru kullanmak istiyorsunuz. Türkçeyi doğru kullanmak istiyor musunuz bir iletişimci olarak? Önemli olan sizin için bu. Bakkal amcanızın görüşünden çok daha değerli. Sevgili dostlar, soluk denetiminden söz ettim. Etkili konuşmadan söz ettim. Esneklik kazandırmak son derece önemli konuşmalarımıza. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki farktan söz etmeye çalıştım sizlere. Bu fark son derece önemli. Çünkü Türkçe yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dil değil, büyük ölçüde okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan bir dildir. Bu konuya eğer özellikle özen gösterecek olursanız, sizin için öncelikle fark edecek. Ben de Türkçemiz adına size teşekkür edeceğim tabii ki. Y sesine gelince, bu da son derece önemli. Başlayan, başlayan yazılışı
Y sesi kendinden önce gelen ünlüyü daraltır sevgili dostlar. Bu konuya dikkat edelim lütfen. Ağlayan, teşekkür ederim. Bekleyen, çürüyen, çürüyen, gözleyen, gözleyen, yürüyerek, yürüyerek, oraya, buraya, şuraya. Teşekkür ederim. Bazı hallerde Y düşmesi vardır sevgili dostlar. Bunlara da çok özen gösterelim. Çok dikkat edelim lütfen. Örnek veriyorum. Haydi. Hadi gidelim. Haydi gidelim demeyiz değil mi? Öyle. Öyle mi böyle mi? Böyle. Böyle mi öyle mi? Şöyle. Şöyle değil mi? Buralarda da düşer. Ama Y düştüğü takdirde kendinden önce gelen ünlü yarım ses uzar sevgili dostlar. Öyle de Y'yi düşürdüğümüzü düşünelim. Öyle vakti değil. Öyle böyle de. Y'yi düşürdüğümüzü Ö'yü yarım ses uzatmadan tekrar eder misiniz? Öyle. Öle. Öyle. Yok, ölmesin. O anlama gelir değil mi hemen? Birden anlam değiştirir. Öyle. Bu konuda da özeninizi dikkat edeceğinizi düşünüyorum. Bazı hallerde yapacağım, edeceğim, geleceğim, gideceğim, yapacağım, edeceğim, geleceğim, gideceğim. Yazmama gerek var mı yoksa not almak ister misiniz? Kişi eki aldığı hallerdeki değişikliktir bu sevgili dostlar. Kişi eki aldığı hallerdeki değişiklik. Bazı hallerde de ünlü düşmesi vardır. En çok hangi kelimede düşürürüz ünlüyü? Hastahane. Değil mi? Pastahane. Postahane. Postane, hastane. Kaynaşmalarda dikkat etmemiz gereken unsurlar, hızlı geçmek durumundayım sevgili hocam. İle, ise, idi, imiş. Nasıl değerlendiririz? Ahmet ile Mehmet mi geldi deriz? Ahmet ile Mehmet mi deriz? Bravo. Pekala, ben yapmadım, sen ise yaptın mı deriz? Sense, harika. Ben değildim, o idi mi deriz? Oydu deriz. Burada değişme ve kaynaşma sesi var, dikkat ederseniz. Ben imişim kardeşim orada bütün bunları söyleyen mi deriz? Yoksa benmişim. Harika, çok teşekkür ediyorum. Hece düşmesine gelince o, ra, da, bu, ra, da, şu, ra, da. Bravo. Buradayken, şuradayken, buradaysa ne oluyor? O, ra, da. Üç hece. Orada hece düşmesi, burada, şurada, doğrudan doğruya hece düşmesi söz konusu oluyor. Bütün bunlara dikkat ettiğimiz takdirde konuşmamızın son derece etkileyici, güzel ama daha çok daha iyi anlaşılır hale geleceğini göreceğiz sevgili dostlar. Bazı dil yanlışlarımız var. Onlardan kısaca söz edeyim. Program ne deriz biz? Yanlış. Yazarken de yanlış. Yumuşak G kullanmayalım orada. Yumuşak G yazılmaz.
Yumuşak Y ile yazılması zaten programın yanlış yazılması demektir. Orada yerinin olup olmaması değil. Program doğrusu onun G ile olması. Egemenlik yazarlar bazı arkadaşlarımız. Egemenliktir, bravo. Burada şey. Yine böyle oldu. Burada ne yazarız genellikle? Gene böyle oldu, yine böyle oldu diye yazanlarımız bile var. Benim çok özenle dikkat ettiğim, Türk Dil Kurumu'yla da tartıştığım bir sözlükten bahsedeceğim. Türk Dil Kurumu'yla tartıştığımda, daha önceki Türk Dil Kurumu'yla tartıştığımda beni kabul ettiler. Fakat daha sonra yine yazım dilinde, yine sözlüklerde eskisi gibi geçmeye başladığını gördüm. O sözlüğü isteyenlere gösteririm. Beni kabul ettikten sonra düzenledikleri, değiştirdikleri sözlük bende de vardır. Buradaki ki ayrı yazılan kelime ki Farsçadan dilimize geçmiş olan başlı başına bir kelimedir, bir takı değildir arkadaşlar. Çünkü yanlış yazılışı, yanlış yazıldığı gibi yanlış da kullanılmaktadır. Farsça'da, bitireyim, hemen sizi dinleyeceğim, özür dilerim. Farsça'da iki ayrı kelimenin birleştirilerek kullanıldığı bir sözcüktür bu. Çün, üçün, şunun üçün, eski tarzından söz ediyorum. Türkçemizde artık bu sözcük yok. Üçündür. Şunun içindir. Şunun için haline dönüşmüştür. Ki de zaten başlı başına bir kelimedir, takı değildir. Takılar ayrıdır. Ayrı yazılan takılar ve bir de birleşik olanlar, onlar ayrıdır. Onlara da fırsat bulursak anlatacağım zaten. Bu iki kelimenin birleşmesiyle Türkçemize yerleşmiştir. Doğrusu budur arkadaşlar. Ama artık şimdi göreceğiniz sözlüklerde, Türk Dil Kurumu sözlüklerinde çünkü olarak geçiyor. Fark etmez. Çünkü gördüğünüz yerde, çünkü demek de zor. Bana ya da zor geliyor. Çok dilim alışkın olduğu için ya da ben öyle düşünüyorum. Onu bilemiyorum. Doğrusu çünkü'dir sevgili dostlar. Çünkü'yi tercih edecek olursanız dil bilimi açısından, sadece söyleyiş özelliği açısından değil, dil bilimi açısından da doğru kullanmış olacağınızdan emin olunuz. Çünkü üçün sözcüğüyle ki'nin birleşmesinden oluşmuştur. Buradaki kü üçüne ses uyumu açısından dönüşmeden dolayı öyle yazıldığı söylenir. Ben de o zaman söylerim. Ses uyumu açısından konuşma dilinde ben birçok ünlüleri değiştiriyorum. Böyle yazılacak, böyle söylenecek diyoruz. Bunu kabul ediyoruz. O halde böyle söyleneceğini böyle yazılacak şekline çevirmek nereden çıkıyor? Burada büyük bir mantık hatası yok mu sevgili dostlar? Konuşma tarzımızda yazıyı değiştirebiliriz. Ama yazıyı konuşma tarzımıza değiştirdiğimiz zaman ne olur? Yapacağım diye yazarız. Öyle bir şey yazabilir miyiz? Geleceğim diye bir şey yazabilir miyiz? Geleceğim diye yazmak durumundayız. Buyurun, sizi dinliyorum. Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
sevgili seyircileri, bir yılı daha geride bırakmış durumdayız. Ben bütün Lavi ailesinin, tüm çalışanlarının, öğretim üyelerinin, çalışanlarının, memurlarının, işçilerinin, aynı zamanda sevgili öğrencilerimizin yeni yıllarını kutluyorum. Onlara 2014'te sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, huzur. Lefke Avrupa Üniversitesi'ne ve tüm camiasına, öğrenci öğretim üyelerine başarılar, güzel bir yıllar diliyorum. 2014 yılının sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hepinizin mutlu yıllar. 2014 yılı herkese sağlık, huzur, başarı getirsin. 2014 yılında tüm sevdiklerim sevdiklerine kavuşsun. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, başarılar dilerim. 2014 yılının herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim. İyi yıllar. Yeni bir yıl, yeni bir umutlar. Tüm Lefke Avrupa Üniversitesi'ne başarılar dileriz. Hepinizin yeri. Yeni yılınız kutlu olsun. Evet, 2014 yılı için görüşlerim. 2014 yılı çift sayı olduğu için umutluyum. Günümüzde insanların samimsizleştiği, bencilleştiği günümüzde insanların bu şekilde davranmalarına ben karşıyım. Artı geleceğe olumlu bakan insanların, yalnız kendini değil etrafındakileri de seven insanların yılı olmasını temin ederim ben bu yılın. 2014 yılının gönüllerinde ne arzu ederlerse yerine gelmesi dileklerimle herkese mutlu yıllar, sağlık dolu, sevenleriyle, sevilenleriyle birlikte. Teşekkür ederim. 2014 yılının tüm personelimize ve Lavi ailesine sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileklerimizle. 2014 yılı herkese sağlık, mutluluk, huzur ve neşeye getirsin. 2014 yılının öncelikle Lefke Avrupa Üniversitesi ailesine başarı, mutluluk ve huzur getirmesini ve genelinde tüm dünyadaki insanlarımıza öncelikle sağlık, başarı ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm Lefke Avrupa Üniversitesi ailesinin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar. 2014 yılının hepimize, tüm ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış, huzur getirmesini dilerim. Öncelikle tüm TV izleyicilerinden sesim için özür diliyorum. Ancak 2014 yılının tüm Lavi TV izleyicileri için sağlık, mutluluk, başarı ve şans getirmesi dileklerimi sunuyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi ve bölgemizle ilgili haftanın olaylarından derlediklerimizle karşınızdaydık. Haftaya tekrar aynı saat ve kanalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.